Günaydın Mustafa. Bu sabah nasılsın bakalım? Ne istiyorsun? İşimiz çok, uyuma diye aradım. İş çok zamanda. Vaktimizi boşa harcayacak lüksümüz yok. Senin de bizim de. Biliyorum. Bildiğinden eminim. Ben yine de hatırlatayım dedim. Miskinlik yapacak zamanı yok. Hadi kalk da başla çalışmalara. Duydun mu beni? Duydum. İyi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ne kadar sevindim Fatma Gül'ü, anlatamam. İçim ferahladı. Bu Kerim'in doktor fikri senden çıktı değil mi? Ben daha önce bir kere söylemiştim ama üstünde durmamıştı. Şimdi kendi istedi. Çok büyük bir adam bu. Aa, ben doktor arayacaktım. Güle güle, yine bekleriz. Aa, Mustafa geldi, Mustafa. Kolay gelsin. Aa, gördün mü, iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Biz Mustafa'yı mı konuşuyorduk yenge? Sabah evde konuştuk ya. Kadir Bey konuşacağım demişti. Bu taraflarda bir işim vardı da geçerken bir uğrayayım dedim. İyi. Hadi gel otur. Bir şey içer misin ya da yer misin? Ne ikram edelim sana? Çay varsa içerim. Fatma Gül. Çay. Kadir Bey ne konuşacakmış benimle? Bilmem valla. Malum mahkeme gününe az kaldı. Ya evet, az kaldı. Abi. Heh. Sağ ol. Ayın 17'sinde bitiyor inşallah her şey. Yaşayanlar da cezalarını bulacak. İnşallah, inşallah. Niye geliyor ki buraya? Kerim yine huzursuz olacak. Huzursuz olacak bir şey yok. Hepimiz buradayız. Turaner Bey'in mektubuna güvenmeyin. O iş fos çıkmış. Yaşayanlar ikna etmiş savcıyı. Adam giderken bir de iftiracı oldu. Meltem'in ifadesi fos çıkmayacak ama görecekler. Ay, o ne biliyor da ne söyleyecek Allah aşkına? Ben konuşacağım asıl. En başından onların bütün pisliklerini bilen, bütün pisliklerini gören bendim. Ben konuşacağım. Hem zaten şey de var. Rahmetli'nin annesiyle babasının ifadesi de var değil mi? Onlar çok işimize yarayacak, çok. Kadir Bey öyle söyledi. Nasıl bir ifade vermiş ki onlar? İşte ta o gecede. Onlar çocuklarımız yanımızdaydı demişlerdi. Ama Kadir Bey ispatladı tabii onların yurt dışında olduğunu. Kadir Bey çok iyi bir avukat. Kim bilir başka neler buldu çıkardı ortaya. Yenge gelip şu kurabiyeye yardım etsene, gerçekten yetişmeyecek. Aman sen de iki satır konuşturmadın adamı. Mustafa çok işimiz var, lütfen meşgul etme bizi. Bak görüyorsun, burada kimsenin oturup seninle sohbet edecek hali yok. Sohbet değil ki bu. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Bu benim davam. Ama aynı taraftayız. Bu davada senin yanındayız. Her neyse, davayla ilgili konuşacaksan da Kadir abiyi ara. Buraya gelme. Ha, onu ara, onu ara. Kötü bir şey yapmadım ben. Sizi rahatsız etmek istemedim. Mustafa, buraya bir daha gelmemen hepimiz için daha iyi olacak. Aslında ben Kerim burada olur, onunla da konuşurum diye gelmiştim ama... Onun için de önceden araman lazım. Kerim görüşmek ister istemez, müsait olur olmaz. Her aklına estiğinde buraya çıkıp gelemezsin. Tamam, anladım. Özür dilerim. Dikkatli ol. Ben ne dikkatli olacağım? Onlar dikkatli olsun artık.
Tamam hadi iyi günler, kolay gelsin. Sana da, sana da. Sana da. Aferin kız. Çok iyi dedin ha. Burası yol geçen hanı mı? Geçiyor, hani uğramışmışmış. Yine ha. Alo. Ne haber Mustafa? Ne istiyorsun? Önce benimle konuşurken sesini kontrol etmeyi öğren. Sonra kelimeleri doğru seç, ondan sonra cevap ver bana. Meltem'le konuşabildin mi? Dedim ya, daha gelmedi İstanbul'a. Ve telefon diye bir şey icat etmiş adam. Benle konuşuyorsun da onunla niye konuşmuyorsun bu aletle? Birkaç gün sonra gelecek. Ya şimdi ısrar edip şüphelendirmenin bir anlamı var mı? Hı. Karından haber var mı? Yok. İstersen onu aramana Münir de yardımcı olabilir. Ha? O çevrede de tanıdıklar var nasılsa. Bak kes sesini. Zaten moralim bozuk. Üstüme gelme benim. Ne olur Mustafa? Hı? Üstüne gelirsen ne olur? Hadi söyle bakalım. Allah cezanı versin. Ya az önce ne dedim ben sana? Kelimeleri... Sıkıştır diyorsun ama... Üstüne gidersek geri dönecek. Hiçbir şey yapamam, senin sesindeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Müzik